Galatasaray'da zorlu bir sınav bekliyor hocam. İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek Sarı Kırmızılar. Kupadaki futbol da taraftarı çok mutlu etmedi. Doğrudur. Ben camianın nabzını oldukça yakından tutmaya çalışıyorum. Birçok yerden direkt bilgi alma şansına sahibiz. Hazırlık dönemine Galatasaray'ın çok yüksek moralle girmesi onlar da her ne kadar büyük bir sevinç oluşturduysa da acaba biz hemen bu 6 haftalık ara sonrası bu seviyede başlayabilir miyiz endişeleri de vardı. Ama gördük ki özellikle sakat futbolcuların olması, çalışmaların istenilen kadrolarla yapılamaması Okan Hoca'yı da biraz zora soktu. Ama son 1-2 maçta Galatasaray'da ilk 11 oyuncusu diyebileceğimiz oyuncuların gerek sakatlıklarının iyileşmesi, gerekse milli takımlardan dönmesi sonrası oyun kalitesinde bir yükseliş var. Tempoda bir yükseliş var. Hatta dün oynanan Keçiören maçında belki Okan Hoca ilk 11 diyebileceği o kadroyu sahaya sürseydi oyun da sonuç da çok farklı olabilirdi. Ama onlar ya biz hemen bu haftadan sonra 3 gün sonra bir maç daha oynayacağız düşüncesiyle belki de bundan dolayı bazı oyuncuları dünkü maçta dinlendirmeyi tercih ettiler. O yüzden Galatasaray oyuna tamamıyla hakim olmasına rağmen az değil kaleye 26 şut atıyorsanız Galatasaray'ın ofansif yönde oyun hakimiyetini gösteriyor. Ama bütün bunların yanı sıra verilmiş çok ciddi pozisyonlar da var. Zaten taraftarın çok mutlu olmamasının nedeni o. Yalnız şundan eminim Galatasaray'ın bu hafta sonu oynanacak İstanbulspor maçı ile birlikte tekrar bir basamak daha üstte lige başlayacağını ve böyle sürdürmesini bütün camia bekliyor. Özellikle Icardi'nin dönüşünü merakla bekliyor herkes. Galatasaray belki bıraktığı yerde değil ama oraya çok yakın. Hele hele Trabzon-Fenerbahçe maçının sonucuna göre bir de liderlik şansını yakalarsa belki de bu eksikleri giderme adına çok büyük bir moral dahi kazanabilir. O hesaplar da camiada yapılıyor sevgili Cüneyt. Şimdi Icardi'nin dönüşü dedi. Dünkü Seferovic performansından sonra biraz daha fazla bekliyor. Hocam bu defa teknik adam değil bir santrafor gözüyle. Seferovic neden böyle oynuyor Galatasaray'da? Şanssızlıkla mı açıklayacağız? Takıma mı uyum sağlayamadı? Hani Seferovic bilmediğimiz sürpriz bir transfer bir isim değil ki. Background'u belli. Ya bence Seferovic ya kendinden vazgeçmiş bir görüntüsü var. Ya vücut dili bir sporcu için en kötü halde. Ya bir penaltıyı kaçırabilirsin ama vücut dili orada. Yani lakayt gelip topa hani vuruşu, vücut dili çok kötü. Bir de sağ içinde çabalarsın. Dönen topa bir daha vurması konsantrasyon tabii eksikliğini gösteriyor. Herhalde kesin kuralı bilmeyecek hali tabii yok koskoca Seferovic. Ya stres bir de aynı şekilde mutlaka biliyordur. Yani İsviçre milli takım oyuncusu önemli bir oyuncu. Hı-hı. Aldığınız kulüp belli, hepsi belli. Yani bu kadar kariyeri olan bir oyuncu o direkten döndükten sonra o topa temas etmeyeceğini biliyor değil mi? Temas ettiği zaman en direkt yani, vuruş kararı veriyor. En direkt vuruş olur yani. Hiç başka bir şey olmaz. Zaten ondan attığı golü ya direkt. Onu da açıklayalım. Zor bir kural. Çok karşılaşılmayan bir kural. Hani bir topa serbest vuruşta iki kere dokunamazsınız kuralı bu. Ya son derece basit aslında ama başka hiçbir yani nasıl sahanın ortasında da bir serbest vuruşta topa iki kere dokunamıyorsanız burada da direkten döndüğünde topa ikinci kez dokunamıyorsunuz o yüzden. Zaten başka bir şeyden iptal edilmez o gol. Hı-hı. Tek ondan iptal edilir ikinci kez dokunduğu için. Yani Seferovic yani futbol bu iş böyle iddialı adamlar şimdi antrenörlük de bak yorumculuk da öyle ha. Laylalom yaparak bilmem ne falan bilmem ne bir iş yapıyorsan hakkını vereceksin. Hani eğer orada emaneten duruyorsan zaten onu var ya seyirci de anlar bizi izleyen. Mesela seyirci tribündeki seyirci Seferovic'i anlıyor. Bizi izleyen televizyondaki insan da anlar emaneten. Orada konuşursun edersin işte şey onu anlar insan. Onun için bir işi yapıyorsan bir işte iddianı ortaya koymalısın. Farkını yaratmalısın. Ve orada da Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyorsan sen ve de belirli bir sayı adetinden sonra mukavelen uzuyorsa bunu saha içinde göstermelisin. Bak Seferovic gol kaçırır anlarım. Yanlış pas da atabilir. Hatta bir duran top organizasyonuna gelir. Hı-hı. Yanlışlıkla kendi kalesine gol de atabilir. Futbolda bunlar var. Yaşadık. Herkes de yaşar. Herkesin de başına gelmiştir bu. Ama klasik bir laf var. Yani saha içinde koşmayacaksın, mücadele etmeyeceksin. Senin o zaman farkın nasıl çıkacak Seferovic? Geldiğinde diyorsun bu kadar adet işte ben oynadığımda mukavelem uzar.
menajerin bunu yaptırıyor. Kulüp Benfica aynı şekilde bu sene bu sene öyle veriyor seni. Sen ciddi bir para alıyorsun. 5 kuruş paran kalmaz Galatasaray kulübünde. Sen şimdi sağ içinde de bir reaksiyon ver, koş, mücadele et, alan aç, gel bağlantıya. Ya kendinden basmış, vazgeçmiş bir görüntüsü var. Yani bir sporcu içinde en kötü bir hal. Yani sağ içindeki görüntü olarak. Onun için Seferovic'in gol atması etmesinden daha önemli, dediğim gibi kendini bir check etmesi gerekir. Bu kadar sağ içinde vurdun duymaz, ruhsuzsa vücut dili. Yani bir şeyleri kabullenmemesi gerekir. İnsan hayatında her zaman inişler çıkışlar vardır. Hepimiz de bunu yaşamışızdır. Tabii. Her iş kolunda da vardır. Mühim olan oradan nasıl başarılı olduğun, oradan nasıl tekrar kalktığın, değil mi? Tekrar nasıl bir şekilde kendinden bahsettiğin, özellikle bahsettirdiğin sporculukta çok önemli. Seferovic gelmişsin, sen oynamışsın, ilk 11 gerekli performans yok. Arkasından Gomis seni kesmiş. Arkasından Icardi gelmiş, sen 3. duruma düşmüşsün. Şimdi Icardi sakat diye sana şans geliyor kupada, Gomis oturuyor bench'te. Çık sağda oyna, koş, bağlantı yap, gol kaçırabilirsin ama pres yaparsın, indirirsin, stoperleri bozarsın, top indirirsin, arkadaşların gol atar. Yani gol atarsın, atmazsın diyorum, onlar ayrı şey. Sağ içinde göstersin. Ya Seferovic kıpırdıyor sağ içinde. Bir şeyleri istiyor dersin. Taraftar da bunu yani orada hakkını verir. Bir şekilde seni destekler. Ama dediğim gibi Seferovic'in bu hali çok kötü. Ben kaç hafta önce söyledim. Benim düşüncem büyük olasılıkla Seferovic'in yerine oyuncu arıyorlar. Çünkü Gomis de aynı profili. 3 aşağı 5 yukarı. Birebir olmasa bile. Aynı şekilde Icardi de oraya mutlaka Seferovic'i yollayıp devre arası Galatasaray kulübünün bir santrafor monte etmesi gerekir. Ve de doğru olur. Bunu zaten yaklaşık 1-2 aydır Galatasaray'ın bu yönde ciddi Avrupa'da ve Güney Amerika'da özellikle arayışı var. Bu arada maçlar sona erdi. 15. hafta başladı demiştik. Skorları hatırlatalım. Antalya Spor 0, Ankara Gücü 2, Ümraniye Spor 1, Başakşehir 3. Karşılaşmalar sona erdi. Süper Lig'de böylece resmen de kavuşmuş olduk. İlk iki maç oynandı bile. Şimdi Galatasaray'ın 11'ine bakalım. Seferovic konusunda hocamın dediklerine herhalde hepimiz katılıyoruz. Çok doğru tespitler yaptı hocam. Hem bir teknik adam hem bir santrafor gözüyle. Ama Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un İstanbulspor karşılaşmasında da Seferovic'e şans vermesi bekleniyor. Bize gelen bilgi, bilmiyorum katılır mısınız? Kazımcan, Abdülkerim, Nelson Boy 11 ile başlayacak Galatasaray defans kurgusu bu dörtten oluşacak. Kalede Okan, Oliveira, Torreira, Kerem, Mertens, Raşitsa, forvette Seferovic. Mehmet Hocam ne dersiniz? Israrını sürdürür mü hoca gerçekten? Icardi hazır değil. Yani ben Gomis'i düşünmüyormuş. Gelen bilgi o yönde. Ya aslında ben burada Reha hocama yüz katılıyorum. Yani çok güzel tespit yaptı. Ki ben teknik direktör olsam artık hani bir futbolcuyu kazanmaktan ziyade evet kazanmak istiyoruz ama Seferovic'in bu tavırlarını ne bileyim ben doğru bulmuyorum. O yüzden belki orada Okan Hoca farklı bir sistem yapabilir. Mesela şu da yapılabilir. Mertens'i belki muhabirimiz de o yönde bilgi verdi zaten Emre Kaplan. Barış Alper mi? Santrafor'u başlarında da demendi Mertens ya. Mertens hocam siz de zaman zaman oynayabilir diyorsunuz. Mertens'te daha önce söyledim ama parantez içime. Arkasında Mata Mertens. Evet. Da benden ya olabilir ben bölümüm Mehmet Hoca devam etsin ama Barış Alper'i de santrafor olarak denedi. Onu da söyleyelim. Hazırlık maçlarında iyi sonuç da aldı Galatasaray. Yani gol de yaptı. Yanılmıyorsam Lazio maçı mıydı? Yani Lazio maçı olabilir. Gol de yaptı Barış Alper santrafor'da. Mata hatta bırakmıştı. Evet. Ya yani Barış Alper'i de denebilir. Mertens evet daha önce diyordum ben de. Bir oyuncu hayır değil biliyorum yani o da onun da eksiklikleri var o bölgede. Mertens de olabilir. Ben Mehmet Hoca'nın yani şimdi böyle farklı bir bölgede başarısı olursa tamamen kredisi de bitebilir tabii Barış Alper'in. Ama ben de size katılıyorum mantıklı aslında. Yani ben de Mertens arkasında Mata diye zaten söyleyecektim. Kim Mata son maçında da kötü maç oynamadı. Zaten tecrübeli bir isim. Yani yıldız futbolcu. O yüzden de yani Seferovic'in hatta bilmiyorum yani Galatasaray tarafta ne düşünür ama bence direkt mukayese feshedilmesi gerekir. O tavırdan sonra. Yani sonuçta orası Galatasaray takımı. Avrupa'nın en büyük takımından bir tanesi bana göre. Hani o yüzden de yani mukayese direkt feshedilir. Kendisine teşekkür edecek ve direkt yollaması lazım. Ki sonuçta orada alternatifler de var. İşte Icardi döndüğü zaman işte Mertens diyoruz. Hocam dediği gibi Alper Barış diyoruz. Orada oynayabilirler. O yüzden de Seferovic'in artık bu saatten sonra forma şansı bulması gerektiğini düşünüyorum. Tabii Galatasaray ara öncesi
Başakşehir karşısında sansasyonel bir skor almıştı Gökhan Hocam. Onun moraliyle Dünya Kupası arasına girdi ama hem hazırlık maçlarındaki performans hem de Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ortaya konulan futbol taraftarı bir nebze üzdü. Şimdi Dünya Kupası arası verildiği zaman istemeyen bir takım kim deseydiniz herhalde Galatasaray'la Okan Hoca parmak kaldırırdı. Hemen biz istemiyoruz devam etsin diyor. Çünkü o ara istim üzerindeydiler. Rüzgarı arkasına aldılar. Havaya girmişlerdi. Hakikaten iyi top oynuyorlardı. Sakatları yoktu. O arada Icardi sakatlandı ki Galatasaray takımının en önemli oyuncusu. Gene bir takım problemlerle şimdi döndü. Risk etmemek için herhalde iyileşti. Risk etmemek için bekletiyorlar. Bu arada santraforlardan akan Seferovic için Dünya Kupası'na da gitti. Aynı performans. Gelişen bir şey yok. İşte Gomis gene sonradan oyuna girdi. Gene kupada tur atlamasını saldı Galatasaray'ın. Seferovic'in yani düşünceler hep aynı. Değişmiyor. Ama Galatasaray için önemli olan kaldığı yerden devam etmek. Hı hı. Sezona başladıklarında çok iyi oynamıyorlardı ama sonucu almayı becerdiler. Şu andaki aşamada gene aynı pozisyondalar. Belki güven vermeyen futbol oynuyorlar. Hazırlık maçları iyi geçmedi belki. Belki işte bu Türkiye Kupası'ndaki Çöğren maçı belki taraftarlar ümit vermedi ama baktığın zaman Galatasaray'ın kadrosu o kadroda da rotasyona gitmişti zaten hoca belli oyuncularda.